altın bir güneşsin sen okulum. Leşem sarı kırmızı güller, yüreğimde her şey değişse de sana özlemim değişmez yalnız. Galatasaraylı büyüklerim ve kardeşlerim. 2023 Galatasaray ödülünün takdim edileceği gecemize hoş geldiniz. Ben 147 devresinden Buse Burdurlu. Ve ben 149 devresinden Mehmet Ali Tanrıkulu. Cumhuriyetimizin 100. yılında 12. kez verilecek olan Galatasaray ödülünün sunulacağı bu özel gecede sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Okulumuzda, yuvamızda bir arada olmanın getirdiği heyecanı birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray Lisemizin Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizi tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak da yayınlamaktayız. Sevgili Galatasaraylılar, 12. Galatasaray Ödülü'nün takdim töreni için bir aradayız. Galatasaray Ödülü, Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın temel değerleri doğrultusunda Türkiye ve dünyanın kültür, sanat, bilim, çevre, teknoloji, ekonomi alanlarında yetiştirdiği insanları onurlandırmak ve onlara destek sağlamak için her yıl verilmektedir. Galatasaray Ödülü bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen Cumhuriyet Kazanımları başlığı altında veriliyor. Bu yıl 12.si verilen Galatasaray Ödülü bugüne kadar 2012'de dünyanın en saygın ekonomistler arasında yer alan 118 devresinden Profesör Doktor Daron Acemoğlu'na, 2013'te romatoloji alanında Behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve tıp bilimine üstün katkıları nedeniyle Profesör Doktor Ahmet Gül'e, 2014'te eğitim hayatına 1934 yılında Galatasaray'da başlayan iletişimci, yazar ve gazeteci Hıfzı Topuz'a, 2015'te 102 devresinden yazar, oyuncu ve tiyatro insanı Ferhan Şensoy'a, 2016'da hukuk alanında uluslararası düzeydeki başarıları ve görevleriyle 110. dönemden Işıl Karakaş'a, 2017'de emekli büyükelçi, eski milletvekili ve yazar, 1944 mezunu Mustafa Şükrü Elekdağ, 2018'de 1939 mezunu inşaat yüksek mühendisi Fuat Triker'e,
2019'da yazar, oyuncu, köşe yazarı, 1960 mezunu Ali Sirmen'e. 2020'de 1949 yılı mezunu yazar Orhan Karaveli ile 112. dönemden gazeteci Ruşen Çakır'a. 2021'de Tema Vakfı kurucularından Ali Nihat Gökyiğit'e. Ve 2022 yılında bilim alanında Profesör Doktor Feryal Özel ve müzik alanında piyanist Can Çakmur'a verilmiştir. Başkanlığını derneğimiz eski başkanlarından Reha Bilge'nin yaptığı seçici kurulda birbirinden değerli isimler bulunmakta. Şimdi Galatasaray Ödülü seçici kurulu üyelerini sizlere kısaca takdim etmek istiyoruz. Doktor Gönül Pultar. Doktor Gönül Pultar İstanbul'da doğdu. Robert Kolej Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra ODTÜ'de Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Harvard'da araştırmacı olarak bulundu. ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk kadın hukuku uzmanı olan Moroğlu, Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyesi ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu kurucu başkanıdır. Ayrıca Nazım Hikmet Vakfı, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu ve Yaşlı Hakları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Yanındayız Derneği Danışma Kurulu üyesi, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü de olan Moroğlu'nun kadın hakları ve eğitim konularında yayınlanmış çok sayıda kitabı vardır. Üniversitelerde kadının insan hakları hukuku dersini vermekte olan Moroğlu çok sayıda ödülün de sahibidir. Almanca ve İngilizce bilen Nazan Moroğlu evli ve iki çocuk annesidir. Profesör Doktor Tarkan Okçuoğlu 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1987'de Galatasaray Lisesi'nden, 1992'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Aynı kurumda 1995'te yüksek lisansını, 2000 yılında ise doktorasını tamamladı. 2012'de Türk ve İslam Sanatı alanında doçent unvanı aldı. 2019'da profesör oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında Geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık üzerine yoğunlaştı. 2020 yılında Hayal ve Gerçek Arasında Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi adlı kitabı yayınlandı. Halen İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde Türk ve İslam Sanatı ana bilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği yönetim kurulu üyesidir. Murat Yeşildere, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Manchester UMIST'den İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Kariyerine Philip Morris'le başlayan Yeşildere, sırasıyla GST Holding ve GST Yatırım Bankası'nda yöneticilik yaptı. 2000 yılında Egan Zendra'ya katılan Yeşildere, 2019'a kadar yönetici ortak olarak Türkiye, CIS ve Kafkasya bölgelerine liderlik etti. Hala kıdemli ortak olarak aynı şirkette çalışmaya devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Derneği, Peryon üyesi olan Murat Yeşildere, profesyonel kariyerinin yanında hala Milliyet Executive Dergisi'nde liderlik, ekonomi, finans, insan kaynakları ve yönetişim konularında yazarlık yapmaya devam ediyor. Yeşildere'nin Eyvah, CEO Doğuruyor isimli bir kitabı, aynı adlı hayata geçirdiği bir podcast kanalı var. Time,
Diyalog, Alma Medya gibi kuruluşların olduğu şirketlerde kurucu ortak ve yönetici olarak yer aldı. 1999-2012 yılları arasında Monitor CRO ile araştırma sektöründe faaliyet gösteren şirkette kurucu ortak ve yönetici olarak görev yaptı. 1987-2004 yılları arasında çeşitli şirketlerde kurucu ortak ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi. Halen startuplara proje danışmanlığı ve mentorluk yapmaktadır. Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda iki dönem yer almış olan Mısırlıoğlu, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı mütevelli üyesi olup 2019'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Başta Galatasaray kurumları olmak üzere birçok kulüp, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunda aktif üye olan Mısırlıoğlu iki çocuk babasıdır. Profesör Doktor Nurperi Gazioğlu. Nurperi Gazioğlu 1958 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Time, Diyalog, Alma Medya gibi kuruluşların olduğu şirketlerde kurucu ortak ve yönetici olarak yer aldı. 1999-2012 yılları arasında Monitor CRO ile araştırma sektöründe faaliyet gösteren şirkette kurucu ortak ve yönetici olarak görev yaptı. 1987-2004 yılları arasında çeşitli şirketlerde kurucu ortak ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi. Halen startuplara proje danışmanlığı ve mentorluk yapmaktadır. Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda iki dönem yer almış olan Mısırlıoğlu, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı mütevelli üyesi olup 2019'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Başta Galatasaray kurumları olmak üzere birçok kulüp, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunda aktif üye olan Mısırlıoğlu iki çocuk babasıdır. Profesör Doktor Nurperi Gazioğlu. Nurperi Gazioğlu 1958 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1984 yılında lisans ve 1993 yılında beyin cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı fakültede 2000 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. 2021 yılından itibaren ise İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalı başkanı olarak görev yapıyor. 1984'te Profesör Doktor Ayhan Songar ile yaptığı Salvador Dali'nin eserlerinin psikopatolojik analizi başlıklı çalışmasıyla Balkan Tıp Birliği ödülünü aldı. 2014 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından verilen Bilim Dalında Önder Kadın ödülüne, 2021 yılında ise İtalyan Nöroşirurji Derneği tarafından Socio Benemerito ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği'nin başkanlığını yapan Gazioğlu, Türk Nöroşirurji Akademisi, İtalyan Nöroşirurji Derneği, Avrupa Asya Nöroşirurji Akademisi gibi mesleki derneklere üye olmanın yanı sıra Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi, Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Nurperi Gazioğlu, evli ve iki çocuk annesidir. İzzettin Çalışlar, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Maçka İlkokulu'nda okuduktan sonra babası ve amcası gibi Galatasaray Lisesi'ne girdi. 1984'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi oldu. Nöbetçi tiyatroda Ferhan Şensoy'un öğrencisi olarak amatör tiyatroya, Korhan Abay'ın televizyon programlarında metin yazarlığı yapmaya, Sinan Çetin'in senaristi olarak sinemaya başladı. Üniversite yıllarında kurduğu ortaklıkla iletişim sektörüne girdi. İlk kitabı Bir Ben Var Bende Benden Evveli'yi o sıralarda yayımladı. 1990'lı yılların başlarında uğraşlarına radyo programcılığını da ekledi. Reklamcılığı bıraktıktan sonra iletişim danışmanlığı ve serbest yazarlığa yöneldi. Ağırlıklı olarak kurum ve sektör tarihleri yazarken gezi yazıları sayesinde dünyayı gezdi. 2000'li yıllarda başladığı iletişim derslerini farklı üniversitelerde 20 yıl sürdürdü. Yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı kitapların sayısı arttı. Son 10 yılda uğraşları arasına enformatik sergilerin küratörlüğü katıldı ve İstiklal sergisiyle 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı. İzzettin Çalışlar, Galatasaray Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. Profesör Doktor Ali Ergur. Ali Ergur 1966 yılında Atina'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden 1985 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Lisans ve Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı'nda 1997 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1990-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne 2000 yılında yardımcı doçent olarak geçti. Aynı kurumda 2003'te doçent, 2010'da profesör unvanlarını aldı.
Ali Ergur'un bugüne kadar yayınlanmış, telif ve editörlüğünü yapmış olduğu Portedeki Hayalet, Görkemli Unutuş, Müzikli Aklın Defteri, Le Technocentrisme, Buruk Şenlik, Ateş ve İhanet, Koronagraf, Ses ile Yankı Arasında başlıklı kitapları, yanı sıra bilimsel nitelikte birçok ulusal ve uluslararası makalesi vardır. Teknoloji sosyolojisi ve müzik sosyolojisi başlıca çalışma alanlarıdır. Ali Ergur, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak müziği Ali Mahmut Abra tarafından yapılan Yüzyılın Çağrısı adlı eserin sözlerini eşi Göksel Altınışık Ergur'la yazmıştır. Çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, başlangıç düzeyinde Yunanca bilmektedir. Nurten Yalçın Eriş, Galatasaray Lisesi'nin ardından Galatasaray Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Paris'in Sorbonne'da İnsan Kaynakları ve Sosyal Politikalar Ekonomisi alanında yaptı. Cumhuriyete başladığı ekonomi gazeteciliğini Milliyet ve Akşam'da sürdürdü. 2002'de Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'nda Finans Gazeteciliği Sertifika Programı'nı, 2003'te Foca Medya Enstitüsü bursuyla Avrupa Birliği Kurumları Gazetecilik Sertifika Programı'nı bitirdi. 2007 yılında halkla ilişkiler sektörüne adım atan Eriş, 2017'de Yazılı İşler adlı şirketini kurdu. Kurum ve kuruluşlara iletişim danışmanlığı ve içerik yönetimi hizmeti vermeye başladı. 2019 yılında şair, edip, Dürüst Tüccar Leon Bahar'ı Takdimimdir adlı biyografik romanı yayınlandı. Halen aile ve şirket tarihlerini kayda alan kitap çalışmalarına devam ediyor. Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Eriş, Etki Çemberleri Vakfı'nın danışma kurulunda yer alırken Levanten Kültür ve Mirasını Koruma Derneği'nin de üyesi. Fransızca ve İngilizce bilen Eriş, evli ve bir erkek çocuk annesi. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber. Fidel Berber 1971 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı'na katıldı. Profesyonel iş hayatına turizm sektöründe başlayan Fidel Berber, 1992 yılında BB Tekstil'i kurarak uluslararası markaların temsilciliğini ve danışmanlığını üstlendi. 1999'dan itibaren Fransa'da devam eden iş hayatında birçok ülkeden tekstil satın alma konusunda uzmanlaştı. 2004'ten itibaren sürdürülebilir tekstil alanına odaklandı. Aynı zamanda uluslararası sertifikalı koçluk eğitimini tamamladı ve CPCC unvanını aldı. Berber, tekstil sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra yerel yönetimlere, özel sektör kurum ve kuruluşlarına strateji gelişim eğitimleri tasarlamaktadır. 2019 yılında Galatasaraylar Derneği Başkanlığı'na seçildi. 3 dönemdir görevine devam eden Fidel Berber, Galatasaray Spor Kulübü Divan üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Berber, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Galatasaray Ödül Kurulu Başkanı Reha Bilge, 1953 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Viyana Üniversitesi'nde siyasal bilgiler öğrenimi yaptı ve Osmanlı Türkiye'sinde Jön Türk Reform Hareketi başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. 1985 yılında Ekonomi, Teknolojileri ve Çevre Sorunları adlı çalışmasıyla Türkiye Çevre Sorunu Vakfı ödülünü kazandı. 2005 ve 2007 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı yaptı. Halen Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanlığı ve Galatasaraylılar Derneği Divan Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Reha Bilge, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, Mütevelli Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Sosyal Demokrasi adlı ilk kitabı 1984 yılında yayınlandı. Siyah Beyaz Arasında Türkiye ve Avrupa'yı 2001 yılında, Dervişler ve Sultanlar adlı kitabını 2003 yılında okurlarına sundu. Çizgiler ve Renkler Arasında Tevfik Fikret, İkinci Bayezid Deniz Savaşları ve Büyük Strateji kitaplarından bazılarıdır. Reha Bilge'nin son kitabı İz Bırakan Galatasaraylılar 2022 yılı Haziran ayında yayınlanmıştır. Değerli konuklar, az önce de belirttiğimiz gibi Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu bu yılki ödülün temasını Cumhuriyet kazanımları olarak belirledi ve son derece titiz bir çalışmayla süreci tamamladı. Şimdi Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu'nun 2023 kararlarını yönlendiren temel bakış açısını dinlemek üzere seçici kurul üyemiz Sayın Avukat Nazan Moroğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Moroğlu. Evet, böyle bir tavoyuna konuştuk. Ama bir konu vardı ki o çok
oy birliğiyle kabul edilen, o da Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir. Dolayısıyla adaylar arasında da böyle bir seçim yapıldı. Biraz sonra ödülünü alacak bir Cumhuriyet Kadını. Neden Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir diyebiliyoruz? Aslında Cumhuriyet bir çağdaşlaşma projesi. Kurtuluştan kuruluşa kadar o süreci de hatırlarsak tamamen milletin egemenliği, milletin azim ve kararı hep bunlar vurgulanmıştır. Bu da bir şeyi gösterir ki Osmanlı'daki gibi değil, bir din devleti modeli değil, bir çağdaş yeni bir millet oluşacak ve devletini kuracak. Nitekim 1920'de 23 Nisan'da daha Kurtuluş Mücadelesi'nin kararları verilmek üzereyken Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuruldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunu takiben, tabii ki büyük zaferle sonuçlandıktan sonra takiben kurulan yapılan devrimler ilki eğitim alanındaydı. Şimdi bir eğitim kurumunda bunu gururla söyleyebiliriz. Hatta Cumhuriyet kurulmadan 2 yıl önce bir Marif Kongresi toplanmıştı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Yani bir laik bilimsel eğitimi de temel alacak bir ufuk açılmıştı. Ancak bunların adları konmamıştı. Evet, Cumhuriyet kurulduktan sonra hepimizin bildiği gibi ilk devrim Tevhid-i Tedrisat, yani eğitimin bir Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplanması, parçalanmış eğitimin bir tarafa bırakılmasıydı. Ama kadınlar için, kız çocuklar için de çok önemliydi. O tarihlerde kız ve erkek çocuklar iptidai eğitimden geçmek zorundadırlar diye bir hükmün konması sanıyorum çok kolay değildi. İşte Atatürk'ün önderliğinde yaşadığımız o çağdaşlaşma yolunda bu kararlılık oldu. Ve iptidai eğitim bütün yurttaşlar için mecburidir, devlet okullarında parasızdır hükmü konuldu. Böylece kız çocukların daha temel eğitimden itibaren yolu açıldı. 2 yıl sonra 1926'da Medeni Kanun kabul edildi. Bugün dahi demokrasiye içten bağlı olan, laiklikten vazgeçmeyen, özellikle kadın haklarından vazgeçmeyen herkesin sahip çıktığı Medeni Kanunumuz. Çünkü bir din devletinden, bir İsviçre'den alınmış laik nitelikli bir kanun alıyoruz ve aile içinde kadının da birey olduğu kabul ediliyor. Böylece hem Medeni Kanun içindeki kişiler hukuku, eşya hukuku, miras hukukunda eşitlik geliyor. Aynı zamanda o tarihe kadar olmayan haklar nedir bu? Resmi nikah, tek eşlilik, evlilik süresince eşit haklar ve aynı zamanda evlilik yaşının tespiti. Böylece aile yapısının da nasıl olacağının aynası tutulmuş oluyor. Değerli dinleyiciler, 1924 anayasamızda, Cumhuriyet'ten sonra yapılan ilk anayasada devletin dini İslam'dır kuralı vardı. Ve bu uzun yıllarda devam etti bu şekliyle. Ancak hemen birinci maddesinde de hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyordu. İşte o milletindir kuralı, yani ulusun egemenliği yolunda atılan adımlar laik nitelikli kanunlarla yapıldı. Ve o anayasamızda 1924'te yapıldığı zaman belki de neden kadın devrimidir aynı zamanda dememizin bir haklı nedeni bu da. Milletvekili seçme seçilme hakkı sadece erkeklere verilmişti. Her Türk erkek seçilebilir şeklindeydi. Daha sonra adımlar atıldıkça devrimlerle beraber 1930'da kanunla mecliste yerel yönetimlerde eşit temsil verildi. 1933'te muhtarlıklarda eşit temsil verildi, daha küçük birimlerde ve 1934'e geldiğimiz zaman meclisten geçebilmesi mümkün oldu o anayasa değişikliğinin. Her Türk erkek yerine her Türk kadın ve erkek milletvekili seçebilir, seçilebilir hükmü geldi.
Şimdi kısaca şöyle Fransız devrimindeki kadın mücadelesini hatırlarsak, insan ve yurttaş hakları beyannamesinde kadınlara tam olarak haklar verilmemişti. Halbuki çok mücadele etmişlerdi kadınlar da. Ve şunu talep etmişlerdi. Bu mücadeleyi verdik baskıcı rejime karşı. Biz şimdi kürsüden de ülke kaderi üzerinde bir şeyler söylemek istiyoruz demişlerdi. Ancak buna izin verilmemişti. Ve 1791 yılında dünya tarihinde de ilktir kadın ve yurttaş hakları beyannamesini yazdılar. Sonra bedeller ödediler. Şimdi şunu, 1944 yılında kadınlar seçme seçilme hakkına sahip olabildi. Atatürk'ün açtığı o çağdaşlık yolu, özellikle demokrasiyi benimseyen yurttaşlar gibi ama asıl Türk devriminin bir kadın devrimi olduğunu söylemenin haklı nedeni diye düşünüyorum ve böylece jürin bu konuda bir karar verdi. Bu devrimler yapıldıktan sonra cumhuriyet kazanımlarımız dediğimiz zaman demek ki laik hukuk nitelikli kanunlar devam ediyordu. Ancak hala anayasamızda devletin dini İslam'dır kuralı vardı. İşte son kilit noktası vuruldu o devrimler adım adım yapıldıktan sonra ve o da 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya girmesiyle oldu. Böylece çok sayıda yetişen insanlar oldu. Müzisyenler, sanatçılar, hukukçular, her alanda batıyla eşitlenen insanlar yetişti. Daha sonra bildiğiniz gibi dünyada da yine bir savaş yaşandı ve yine yıkıntı, yine yıkımlar ve toparlanma zamanı denildi dünyada. Birleşmiş Milletler kuruldu. İlk yaptığı iş Birleşmiş Milletler'in bir insan hakları evrensel beyannamesi yazmak oldu. Yani herkes eşit haklara sahiptir. Onuru korunur şekliyle. Ancak 1948'den 70'lere gelene kadar bütün dünyada bakıldı ki kadınlar insan haklarından eşit olarak yararlanamıyor. İşte Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komitesi bir karar verdi. Bir büyük kadın konferansı sonrasında dedi ki bir kadının insan hakları sözleşmesi yazılmasına ihtiyaç var. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi yazıldı. Ve buna biz kısaca CEDAW diyoruz. İngilizce adının baş harfleriyle. O CEDAW komitesi çok büyük görevler yaptı. Ve CEDAW komitesinde bir Türk profesör başkanlık yaptı. Uzun yıllar hizmet etti. Ve bütün o oradaki bilgileri ülkesine yansıttı. Hepimizle paylaştı. Ve böylece bizler de bu alanda çalışanlar güçlendik. Amacımız neydi? Kadın erkek eşitliği nedir? Demokrasinin temel kriteridir. Hatta 2015'ten sonra bütün dünya bir sürdürülebilir kalkınma hedefleri benimsedi. Orada da toplumsal cinsiyet eşitliği yani eşitlik sürdürülebilir kalkınmanın da itici gücüdür. CEDAW sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandıktan sonra 1985 yılında çok önemli adımlar atıldı. O tarihte çok geri itilmiyordu bu yapanlar ama şimdi ne yazık ki ileri adım dediğiniz zaman olduğunuz yerde durun denilen bir süreç yaşıyoruz. Akademide kadının insan hakları konusu, kadın araştırmaları konusu bir çalışma alanı haline geldi. İşte yüksek lisans eğitimi açıldı ve böylece kadın sorunu sadece kadının sorunu değil, bir ülkenin demokrasi sorunu, bir ülkenin kalkınma sorunu, bir ülkenin çağdaşlaşma sorunu olduğu benimsendi. Daha sonra 2000'li yıllarda da başlarında artık bugün anayasamızda kadınlar erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle yükümlüdür. Bunun için gerekli özel önlemleri alır şeklinde de hüküm var. Diğer kanunlarımız da değişti ve eşitlik yolunda. Geldiğimiz bu süreçte ise geri adımların birçoğunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Bunun için
Bu döneme biz şöyle bir isim koyduk. Sahip çıkıyoruz. Neye sahip çıkıyoruz? Laik hukuka, demokrasiye, eşitliğe, cumhuriyetle elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkıyoruz. Medeni kanuna sahip çıkıyoruz. Olmazsa olmazımız. Çünkü tek eşlilikten vazgeçmek, kadın erkek eşitliğini yok saymak, fıtrata uygun değil demek, çağdaşlaşma yolunda uzayan bu yolun neredeyse kesintiye uğraması demek. Değerli arkadaşlar, Atatürk devrimleriyle kazandığımız haklara sahip çıkıyoruz. Laiklik, eşitlik, demokrasi için mücadeleye devam diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Moroğlu'na çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi sırada Seçici Kurul Başkanı ve Galatasaraylılar Derneği eski dernek başkanlarımızdan Sayın Reha Bilge abimiz var. Değerli abimizi bu yılın temasını takdim etmek ve konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun abi. Mehmet Ali, teşekkürler. Artık giderek profesyonel oldun. Bu işleri gayet iyi biliyorsun. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, değerli Galatasaraylılar, değerli başkanlar. 16-12-2023 Galatasaray ödülünün tarihinde önemli bir gün daha. Sözüme başlamadan önce Galatasaray'ın 1980 yılı itibariyle başlayan kendine dönme, yenileşme hamleleri diyelim, girişimlerine büyük katkı yapan, zaman zaman öncülük yapan Profesör Turgut Önen, sonra Profesör Barlas Dolan, ikisini de kaybetmiştik. Üçüncü isim Yalçın Çakalır ise, Profesör Yalçın Çakalır'ı da çok kısa bir önce kaybettik. Onlara huzurunuzda büyük hizmetleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Tanrı'dan rahmet diliyorum. Anılarınızda daim olmalarını diliyorum. Bu arada değişik ve önemli bir başarıya da Galatasaray Camiası imza attı. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı önemli bir arsa kazanımı ve girişimi yaptı. Değerli Başkan Betül Pasiner ve yönetimindeki arkadaşlara bu gelişmenin önündeki finansal ve bürokratik engellerin aşılmasında çok büyük katkıları olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e de burada teşekkürü borç biliyorum. Ödülün kendisine girmeden önce izninizle Galatasaray ödülünün uzun serüvenine kısa bir tarihçe vermek isterim. 2005-2007 yıllarında benim başkanlığımla birlikte bizim 4 önceliğimiz vardı. Ben, başkan yardımcımız değerli dostum Murat Özer ve daha sonra kendisi de başkan olacak Genel Sekreter Tevfik Bilge. Birincisi, bir cumhuriyet resepsiyonunun başlatılması Galatasaraylılar Derneği tarafından. İkincisi, minyatürkte bir Galatasaray maketinin yapılması. Üçüncüsü, o güne kadar bilinmeyen Tevfik Fikret'in ressam yönünün bir çalışmayla öne çıkartılması. Dördüncüsü, bir Galatasaray ödülünün kurulması, başlatılmasıydı. Cumhuriyet resepsiyonunu başardık. Bugün artık her yıl Galatasaraylar Derneği Cumhuriyet resepsiyonu yapıyor. Minyatürk'te Galatasaray pek çok öğrencinin, Galatasaray Liseli anlamında değil, önünde öğretmenleriyle durup bilgi aldıkları bir anıt olarak
minyatürkte yerini aldı. Tevfikret'in resimleri üzerine yaptığımız çalışma ve baskı Mimar Sinan Üniversitesi'nden ve Güzel Sanatlar bölümlerinden daha önce oldu ve onlar da bunu takdirle karşıladılar. Galatasaray ödülünün o günkü dinamikleri, Galatasaray ortamının o günkü dinamikleri nedeniyle Galatasaray ödülü başlatamadık. Ama daha sonra yanılmıyorsam 2009-2011 değerli başkan Volkan Karsan'la bunun sohbetlerini ettik. Daha sonra 2011-2013 yılında başkanlık yapan değerli dostum ve kardeşim Tevfik Bilge ile yine görüş alışverişi yaptık. Ve Tevfik Bilge ve yönetimi o yıl Galatasaray ödülünü başlatmak kararını aldı. Ben uzun yıllar Galatasaray ödülünün seçici kurulunda başkan olarak görev yaptım. Her zaman mutluluk duydum. Bu görev süresince pek çok değerli insanla seçici kurullarda birlikte çalışmak sevincini ve tadını yaşadım. Bu yıl ise Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2 yıl öncesi itibariyle salonda bulunan değerli eşim ve aileme benim için seçici kurul başkanlığında son durağın 2023 yılı olduğunu söyledim. Bugün o sözümü yerine getiriyorum. Bugün itibariyle kendi isteğim, kendi iradem ve kendi arzumla benim için bu şerefli, mutluluk verici göreve son verme zamanı gelmiştir. Dolayısıyla bu konuşmamı seçici kurul başkanlığı olarak bir veda konuşması olarak kabul etmenizi sizden rica ediyorum. Değerli dostlar, izninizle bu ödülün geleceği konusunda da görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Bu ödül ihdas edilirken temel bir hedef vardı. Bu ödülün önce Türkiye'ye, sonra bütün dünyaya verilecek bir ödül niteliğini kazanması. Bugün ne mutlu bizlere ki Galatasaray ödülü Türkiye çapında tanınan, bilinen, saygı duyulan bir ödül niteliğini taşıyor. Ama lütfen bizim dünya çapında kabul gören bir ödül yapma hedefimizi hep kalbimizde, aklımızda ve ufkumuzda tutalım. İkincisi, seçici kurul bugüne kadar bir liyakat, değer, bilgi, yaşanmışlık üzerine kuruldu. Bundan sonra da yönetimlerin, dernek başkanlarının buna dikkat ve özen göstermesi benim bir ricam olacaktır. Türkiye'de ise biliyorsunuz, hangi dernek, hangi sendika, hangi bürokratik ortam, hangi parti, hangi iktidar olursa olsun yürütme her zaman her şeye müdahale etmeyi sever. Bunun zamanı yoktur, hep böyledir. Bu ödülün başarısı için lütfen yönetim kurulları, seçici kurulları seçsin ama kendilerini seçici kurulla eş tutmasın ve kendileri ödül vermek işini delege ettikleri seçici kurula saygıyla bıraksınlar. Bunlar olur olmaz ama bir
rica, bir istek ve tecrübenin getirdiği bir yaklaşım olarak sizlerle paylaşmak istedim. ...2023 yılı... ...seçici kurulu... ...sayın... ...az önce de gerçi söylendi... ...Nazan Moroğlu... ...sayın Gönül Pultar... ...sayın Murat Yeşiltepe... ...sayın Tarkan Okçuoğlu... ...uzman üyelerimiz... ...sayın... ...Sait Mısırlıoğlu... ...bu... ...tabii ki dönem sırasına göre şimdi... ...sayın... Nurperi Gazioğlu, Sayın İzzettin Çalışlar, Sayın Ali Ergur, Sayın Nurten Yılmaz Örüz, Sayın Dernek Başkanı Fidel Berber ve ben Reha Bilge. Kararımızı oy birliğiyle aldık. Gerekçemiz şunlardır. 2-11-2023 tarihli karar ve gerekçesi. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Ülkemizin bilim, sanat, teknoloji, spor ve kadın hakları alanında yükselmesi ve yetiştirdiği bilim insanı, sanatçı ve sporcuların evrensel başarılar elde etmesi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kuruluş amaçları arasındadır. Söz konusu amaçları en güzel şekilde simgelemek gerekçesiyle Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu, 2023 yılı Galatasaray Ödülü'nün kadın hakları alanında verilmesini ve kadın hakları alanında evrensel başarı yakalamış kişilere, bir kişiye, buna ilaveten Cumhuriyetimizin 100. yılına özgü olarak ve istisnai olarak özel bir spor branşına verilmesini düşünmüş, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda seçici kurul 02-11-2023 tarihinde yaptığı toplantısında 2023 yılı Galatasaray Ödülü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri en önemli öncelikleri arasında yer alan kadın hakları konusunda yıllardır yaptığı bilimsel çalışmaları yanında bu konudaki uluslararası çalışmaları da imza atmış ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olan çok değerli bir bilim insanı ve yazara. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılına özgü ve istisnai olarak 2023 yılı Galatasaray Ödülü'nün aşağıda adı geçen spor branşına verilmesi oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Genel olarak spor konusu Galatasaray Ödülü'nün temel amaçları, öncelikleri ve kuruluş ilkeleri arasında yer almamakla birlikte Türk sporu 2023 yılında kadın sporcuların sürekli çaba, emek ve özverisi sayesinde çok önemli bir uluslararası başarıyı yakalamıştır. Kadın sporcuların önderliğinde kazanılan bu başarı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ayrı bir anlam taşımıştır. Belirtilen nedenlerle birlikte simgesel değeri çok yüksek olan bu başarının istisnai biçimde değerlendirilmesi gereği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ödülü kimlerin aldığını az sonra takdim edecekler. Bu arada Sayın Okul Müdürüm, sizin de teşrif etmiş olmanızdan bu ödül törenine çok büyük mutluluk duydum. Galatasaray Lisesi Müdürü bizim gönül protokolümüzde her zaman bir numaramızdır, baş tacımızdır. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Fidel Berber, sizi davet ediyorum. Sayın Okul Müdürüm, değerli başkanlar, sayın konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, bu sene 12.sini verdiğimiz Galatasaray Ödülü Töreni'ne tekrar hoş geldiniz diyeyim, öyle başlayayım. Biraz salonda bir ağırlık oluştuğunu hissettim. Dolayısıyla aslında bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı bundan daha ziyade onurlu, gururlu, coşkulu bir sene olarak biz her attığımız adımda bunu
yaşatmaya çalıştık. Bugün bu ödül töreninde de bunun aynısını yapmak istiyoruz. Merak etmeyin, çok uzun konuşma yapmayacağım. Çünkü bugünün asıl sahipleri bu ödülün birazdan açıklayacağımız isim ve isimleri olacak. Ama birkaç noktaya değinmeme izin verin. Cumhuriyetin kazanımlarından bahsediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Ne mutlu ki bize Galatasaraylılar olarak Cumhuriyetin kuruluşunda, kurucu mecliste çok değerli Galatasaraylı büyüklerimiz var. Onlar bir hayal kurdular, buna inandılar, olması gerekeni düşündüler ve bunu uyguladılar. Ve biz 100 sene sonra bunun çıktısıyla bugün bu onuru, bu gururu yaşıyoruz. Dolayısıyla buradan da şunu söylemek istiyorum. Bugün de bizim bu hayallere, bu gelecekle ilgili adımlara atma sorumluluğumuz, görevimiz vardır ki 100 sene sonra hiçbirimiz görmesek de Cumhuriyetimiz, inandığımız değerler bugünden çok daha canlı bir şekilde hayat bulmaya devam etsin. Cumhuriyetin kazanımlarında en başında eğitim, eşitlikçi bir düşünce ve laiklik geliyor benim değerlendirmemde. Eşitlikçi diyorum çünkü biraz önce Nazan Hocam çok güzel ifade etti. Kadın hakları diyoruz. Kadın hakları demeye devam edelim. Ben daha çok insan hakları demeyi daha tercih ediyorum. Ama insan hakları derken maalesef o her zaman alıştığımız kadını hafiften geride görme ya da ötekileştirme hareketleri biraz geride kalıyor. Dolayısıyla gerçekten bunu %100 hissetmeden sadece kadın hakları dememiz yeterli olmadığını düşünüyorum. Ama kadın hakları, insan hakları, kadın erkek eşitliğini her daim söylememiz lazım. Şimdi bu haklar kanunen kazanılmış olabilir. Fakat kanunen kazanılmış haklar uygulamada ya da içselleştirmede aynı sonucu vermeyebiliyor. Bugün bile gördüğümüzde birçok yerde bu kanunlarla sağlanmış eşitlik haklar mevcut olmasına rağmen uygulamada maalesef çok gerilerdeyiz. O yüzden başta buradakiler olmak üzere bizim gibi Galatasaray gibi büyük bir camia, spor kulübüyle sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyen bir camia olarak kadın haklarını, eşitlikçi yaklaşımı içselleştirmeli, örneklemeli ve bunun gerçekleşmesi için çok çalışmalıyız. Atatürk eşitlikçi, kadın erkek eşitliğini modern ve çağdaş bir toplum olmanın önceliği olarak görüyordu. Zaten uygulamalarında kanunları geçirmekle kalmadı. Bu kanunlara hazırlık aşamasından, kanunlar geçtikten sonra uygulamayı da bizzat kendisi örnekledi, örneklemeye de devam edilmesini istedi. Arada kesintiler oldu malumunuz ama bunların bizi yıldırmaması, bunlardan kurucu iradeden güç alıp bunları yaşatmak mecburiyetinde olduğumuzu ben size tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi seçici kurul başkanımızın verdiği ödülü açıklamadan önce kendisi de değindi. Bu sene istisnai olarak bir ödül daha ekledik seçici kurulumuzun oy birliğiyle. Bu sene 2023 senesinde Cumhuriyet'in 100. yılında hepimizi umutlandıran, hepimizi mutlu kılan, Cumhuriyetimizi 100. yılını farklı alanda da taçlandıran, başarılı, gurur veren bir A milli kadın voleybol takımımız söz konusu. Dolayısıyla filenin sultanları diyor herkes, ben onlara Atatürk'ün kızları demeyi tercih ediyorum. Bulundukları her yerde, her söylemleriyle, oyunlarıyla, çabalarıyla, gayretleriyle bizleri çok gururlandırdılar. Çok büyük başarılarla mutlu ettiler. Dolayısıyla biz ne desek az, bu sene biz seçici kurul olarak onları taltif etmenin, bu başarılarının altına biz de bir, ne denir,
kalınlaştırmanın gerekliliğini düşündük. O yüzden de böyle bir ödül vermeye niyet ettik. Bugün de aramızda bu takımın çok sevgili oyuncusu, sevgili İlkin kardeşim ve bu başarılı takımın arkasında, bu takımın oluşmasında sabırla ve sadece bu takım değil, gelecek yıllar içinde çok umut veren takımların hamurunu, temelini oluşturan sevgili federasyonumuzun değerli temsilcisi Kazım Bey de aramızda. Ben izninizle İlkin'i ve federasyon yönetim kurulu üyemiz Kazım Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Lütfen. Hazır spor diyoruz ve Galatasaray denince eğitimle beraber biliyorsunuz biz sporla bilinen bir camiayız. Sevgili spor kulübü başkanımız da burada. Lütfen bu ödülü birlikte verelim başkanım. Buyurun sizle beraber vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Bizlere unutulmaz bir yıl yaşatan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımızın temsilcilerini bırakmıyoruz. Duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşabilirlerse çok seviniriz. Kısaca buraya alabilirsek. Öncelikle şu an biraz fazla heyecanlıyım. İlk defa bir ödül alıyorum. Bunu da çağdaş değerlere sahip, layık, nitelikli insanlar yetiştiren bir kurumdan almak benim için gerçekten ayrı bir gurur ve ayrı bir mutluluk. Biz bu sene evet belki 3 şampiyonluk, 3 madalya, 3 kupayla ülkemize döndük ama o metal madalyalardan daha önemlisi kız çocuklarına ve kadınlarına umut olmaktı. Bunu da birazcık bile başarabilmiş olmak bizi çok mutlu ediyor. Umarım buna devam edebiliriz. Çünkü bu devrime bizim de katkımız olsun istiyoruz. Kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı kurtaralım istiyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, Filelerin Sultanları, teknik ekibimiz adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanlar, Sayın Seçici Kurulu Üyeleri, değerli hazırım. Bu ödüle layık gördüğünüz için Filelerin Sultanları, Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, tüm yönetim kurulu üyeleri ve tüm sporcularımız adına, yöneticilerimiz adına teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi sıra 12. Galatasaray ödülünün sahibinde. Ödülün sahibini açıklamak üzere dernek başkanımız Sayın Fidel Berber'i tekrar sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar, geldik günün heyecanlı bölümüne. Ben ödül açıklamadan önce biraz daha heyecanları arttıralım. Sevgili Başkan, Seçici Kurul Başkanımız sevgili Reha abi biraz önce değindi. Bu ödülü ihdas eden yönetim kurulu başkanlarına, başta Tevfik Bilgi olmak üzere ve yönetim kurullarına bugüne kadar bu ödülle alakalı çalışan, emek veren, üreten
tüm seçici kurul üyelerine, bu sene özellikle beraber çalıştığımız, çok emek verdiklerini bildiğim, şu anda burada da hazır bulunan değerli seçici kurul üyelerimize öncelikle huzurlarınızda tekrar bir teşekkür ediyorum. Sevgili Reha Bilgi abi biraz önce değindi. Bugüne kadar bu görevi layığıyla ve fazlaca emekler vererek gerçekleştirdi. Kendinize de huzurunuzda bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Ve bu seneki ödülümüzü açıklamaya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri en önemli öncelikleri arasında yer alan kadın hakları konusunda yıllardır yaptığı bilimsel çalışmalar yanında bu konudaki uluslararası çalışmalara da imza atmış ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olan Profesör Sayın Ayşe Feride Acar. Tebrik ediyorum efendim. Feride Hanım'a ödülü takdim edilmeden önce çok kısaca kendisini tanıtmak istiyoruz sizlere. Profesör Doktor Feride Acar, sosyoloji dalındaki lisans derecesini 1970'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, siyaset sosyolojisi alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Brian Moore College'dan almıştır. Feride Acar, 1976-2015 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştığı ODTÜ'de Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra uluslararası düzlemde kadınların insan hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yapan Profesör Doktor Feride Acar, 1997-2005 ve 2010-2018 yılları arasında Birleşmiş Milletler SEDAV Komitesi üyeliği, 2003-2005 yıllarında da SEDAV Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Avrupa Konseyi çerçevesinde kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele sözleşmesi, yani İstanbul Sözleşmesi'nin önerilmesi ve hazırlanma sürecinin değişik aşamalarında bağımsız uzman ve Türkiye delegesi olarak bulunan Profesör Doktor Acar, 2015-2019 döneminde İstanbul Sözleşmesi'nin izleme ve denetleme organı olan GREVIO'nun başkanı olarak görev yapmıştır. Profesör Doktor Acar, 2019'da kadın hakları ve kadın erkek eşitliği alanındaki çalışmaları nedeniyle Avrupa Konseyi Liyakat Madalyası'na layık görülmüştür. Ve 12. Galatasaray Ödülü'nün sahibi Sayın Profesör Doktor Feride Acar'ı coşkulu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Feride Hanım, sizi bir dakika bekletiyorum. Sayın Müdürüm, teşrif ederseniz Feride Hanım'ın ödülünü beraber vermek isterim. Buyurun lütfen. Düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkür ederim. Vallahi herhalde teşekkür etmek bana düşüyor burada. Her şeyden önce gerçekten değerli katılımcılar, bu ödülden çok büyük onur duydum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ülkemizin en başarılı, en değerli ve de en önde giden eğitim kurumlarından biri ve onun adını taşıyan bir ödüle layık olmak, buna layık görülmüş olmak benim için gerçekten ciddi bir ayrıcalık. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca böylesine yetkin bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmüş olmak da ayrı bir onur duyuyorum. Bu da kolay kolay bulunabilecek bir jüri değil. Demin biyografiler okunduğu zaman yani hakikaten çok etkilendim. Galatasaray
ve Galatasaraylılık benim gördüğüm kadarıyla nesillerin taşımaktan gurur duyduğu bir kimlik. Bu yani böyle geçici veya kısa süreli bir şey değil. Burada yaratılmış olan kurumsal kültür ve bu kültürün getirdiği temel ilkelere olan bağlılık gerçekten köklü bir gelenek haline gelmiş durumda. Ben bunu dışarıdan hep böyle izleyen bir insanım. Yani bir başka deyişle Galatasaray'ın hep ayrı bir yeri olmuştur bu memlekette. Ve bunu da yani hepimiz biliriz. Bir yapı oluşturmuştur. Galatasaray'ın dolayısıyla demin dediğim gibi farklı bir yeri vardır her zaman. Bu yere benim gözümde sadece ben uzun bir şey konuşmayacağım. Şunu söylemek istiyorum sadece. Benim gözümde Galatasaray çağdaşlığı, ilericiliği, bilimsel düşünceyi yücelten, uygar insan olmayı ülke edinen bir kurumdur. Bu bakımdan da çok ayrı ve apayrı bir yeri vardır Türkiye'de. Son yüzyılda tabii cumhuriyet ilkeleriyle barışık ve onları daima şiar edinmiş bir kurum olarak da öne çıkmıştır Galatasaray diye düşünüyorum. Galatasaray çağın gerçekleri ve temel demokratik değerleri benimsemiş bir müessese. 1965'te ilk defa kız öğrenci kabul etmiş bu kurum. Ve bugün büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki akademi, siyaset, iş yaşamı, diplomasi alanlarında birçok kadın mezunu ile ve de spor alanlarında birçok kadın mezunu ile Cumhuriyet Kadını imgesini ileri taşıyan bir kurumda olmuş durumda ve bunu devam ettiriyor, bunu yaşatmaya. Şunu da söyleyeyim, bugün bu onura çok büyük bir heyecanla, gerçekten layık görülmüş olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Ama kadın voleybol milli takımı ile aynı sahnede bunu almak da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Yani bunu da hepinizle paylaşmak zorundayım gerçekten. Çok çok güzel bir şey. Bu özel bir gurur. Şimdi kadın olsun erkek olsun çağdaş demokratik laik değerlere sahip nitelikli insanlar yetiştiren bu kurum beni bu çok değerli ödüle layık görmüş ve ben de bundan dolayı gerçekten gururluyum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu sene Galatasaray ödülünü kadınlara verilmesi çok doğru bir seçim olmuş. Bunu beni seçtiniz diye söylemiyorum. Yani bugün her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken bir takım değerlerimiz var ve bunların altını çizmemiz çok önemli. Laiklik, hukukun üstünlüğü, bilimsellik, düşünce özgürlüğü, kadınların insan hakları ve kadın erkek eşitliği, bu tür ilkeler. Çağdaş kimliğimiz için hep birlikte çok duyarlı, kadın erkek çok duyarlı ve dirençli olmamız gerektiğini düşünüyorum bugün. Ve Galatasaray ödülünü de bu doğrultuda bir mesaj verdiğinizi, kadınlara vererek bir mesaj verdiğinizi düşünüyorum. Bu mesajın içinde bana da bir yer verdiğiniz için özellikle mutlu ve gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Feride Acar'ı tebrik ediyor ve kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli Galatasaraylılar, ödül törenimizin sonuna gelirken Galatasaraylılar Derneği'ne, Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu'na ve bu anlamlı ödül programının hayata geçmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu vesileyle eğitim yuvamızda yetişerek insanlığa, ülkemize ve dünyaya hizmet etmiş ve etmekte olan tüm Galatasaraylıları da saygıyla, minnetle selamlıyoruz.
Biz çağdaş Türkiye'nin çağdaşlık yolunda ilerleyen kadın ve erkekleri olarak atamızın çizdiği yolda kararlılıkla ilerleyecek, 100. yaşına giren Cumhuriyetimizin temel değerlerini sonsuza kadar yaşayıp yaşatacağız. Yuvamızdan aldığımız güçle her anımızı Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşayarak eşitlikçi ve daha ileri bir Türkiye için çalışacak, toplumumuza ve dünyaya fayda sağlayacak her adımın öncüsü olacak, Galatasaraylı olmanın haklı gururunu taşıyarak geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz. Hepinize burada olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ve kapanış öncesinde fotoğraf çekimi için 12. Galatasaray Ödülü'nün sahiplerini, Galatasaraylılar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini, Seçici Kurul Başkanı ve üyelerini sahneye davet ediyoruz. Boylular, ben kısa boylu olduğum için. Boyluları böyle organize edelim.